Merhaba değerli Muğla TV izleyicileri. Hepimizin hayatında vazgeçemeyeceği şeyler var. Bugün Halkın Sesi programında halkımıza vazgeçemeyeceğiniz 3 şey nedir sorusunu sorduk. Bakalım Muğla'lı nelerden vazgeçemiyor? İyi seyirler. Adım Serkan. Vanlıyım. Burada çalışıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? İnşaat sektöründeyim. Peki asla vazgeçemeyeceğiniz dediğiniz 3 şey nedir? Birincisi annem. Yani dünyadan çok sevdiğim. İkincisi de çok sevdiğim bir insan. Üçüncüsünü bilemiyorum desem. Biraz garip olur. Öyle işte. Hayatta olmazsa olmaz dediğiniz. Dedim ya, ilk annem. İkincisi de bir insana çok değer verdim. Üçüncüsünü bilemiyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Abdülaziz Vural ismim. Ne iş yapıyorsunuz? Bana emekliyim ya. Bir iş yaptığım yok yani. Emekliyiz. Peki bu hayatta asla vazgeçemeyeceğiniz 3 şey nedir? 3 şey ne bileyim bir hayattır. Hı hı. Bir de yaşamak. Ama biz onu işte göremiyoruz şu hastalık konusunda göremiyoruz. Yaşayamıyoruz. Yaşayamıyoruz doğrusu. Ama şimdi 10'da çıktım birden bitiyor. 65 yaş üstü. Bir de bitiyor. Bir de ne iş yapacağım 2 saat içinde? 11'de evde çıkıyoruz. Bankaya girsek yok, gidemiyoruz. Niye? Yasak olduğu için. Saat 1 yaptırır. Bize kadar bankalar açılmıyor. Mesela şeyler açılmıyor. Ne yapalım bilmiyorum. Böyle bağlandık kaldık. Peki evde nasıl vakit geçiriyorsunuz bu süreçte? Evde televizyonla sadece. Hele gece gündüz televizyon işimiz. Saat 12'ye kadar gidiyoruz. 1'de git 12'ye kadar televizyon. Onunla vakit geçiriyoruz. Peki sizden bana bir tane Muğla türküsü söylemenizi istesem. Muğla çekşi. Muğla güzel bir şey yani. Ne bileyim ya güzel görüyorum. Bir tane Muğla türküsü söyleyebilir misiniz? Ben valla türküden... ben valiyim valli olduğum için hiç öğrenmedim yani. Harman dalı çekmeyi istiyorum ama bilemiyorum. Ver Ertürk. Ne iş yapıyorsunuz? İletişim. Milli Piyango. Peki bu hayatta asla vazgeçemeyeceğiniz 3 şey nedir? Sağlık, iş, aile. Peki sizden bir tane Muğla türküsü söylemenizi istesem. İsmi de olur. Ben burada değilim ki bilmiyorum. Ben polistim emeklidim de. Ben bilmem yani. Şarkı bilmiyorum. Adım Sevgi Boz. Ne iş yapıyorsunuz? Manavım. Gördüğünüz gibi burada. Kolay gelsin. Sağ olun. Peki bu hayatta asla vazgeçemeyeceğiniz 3 şey nedir? 3 şey. Çocuklarım. Yani önce aile, her şeyden önce aile, sağlık. Ondan sonra ülkem tabii ki. Evet. Peki sizce her şey güzel olacak mı? Bence her şey güzel olacak. Güzel günleri göreceğiz inşallah. İnşallah. Hep beraber. İsmim Mehmet. İyiyiz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Peki ne iş yapıyorsunuz? Ben mobilyacıydım, mobilyacı ustası, döşemeci. Şu anda artık emekli olunca bıraktım mesleği. Burayı yardıma geliyorum malzeme yani. Peki bu hayatta asla vazgeçemeyeceğiniz 3 şey nedir? Ya hayatta önce sağlık. Önce sağlık. Sağlıktan başka bir şey yok yani. Önce sağlık ve milletimiz, yani ülkemize sahip çıkalım. Başka bir şey istemiyorum yani. Tabii şu anda millet zor durumda yani. Yani vatandaşa para yetmiyor yani. Her şeye zam üstüne zam. Vatandaşımız zam alıyor. 8 lira zam konuyor. Akşam 15 lira zam geri geliyor. Bilmiyorum yani bu işin sonu nereye varacak. Yani hayırlısı yani milletimize, ülkemize inşallah iyi olur yani. Başka bir şey diyeceğimiz yok. Şu pislikten de kurtularalım. Koronadan. Başka diyeceğimiz yok. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Peki sizce her şey güzel olacak mı? Her şey düzene girecek mi yeniden? Dilediğimiz bu zaten. Yani vatandaşlarımız yani sağlıklı yani gidebildiği yere gitsin. Yani oturabildiği yere yani ailece toplu bir yere gelelim gidelim. Yani o da yok şu anda. Herkes korkuyor yani. Yani şu anda herkes boğazında sıkıyor yani. Yapacak bir şey yok. Ne yap? Biz tıkılıp kaldık eve. Yani gidecek hareket edecek bir şeyimiz yok yani. Bunu bir evvel çözmemiz lazım. Halkımız tabii bu uygulamaya biraz daha dikkat edersek, bir de bu cumartesi pazar artık ben yıl sonuna kadar istiyorum yani.
2021'in kadar cumartesi pazar kapalı olsun. Ben bunu istiyorum. Hiç turizm açılsın açılmasın istemiyorum yani. Yani önce sağlığı düşünüyoruz. Peki cumartesi pazar yasakları devam edince bu şekilde mi atlatacağız koronavirüs? Ya şimdi şöyle, acık insanlarımız duygusuz. Yani insanlarımız yani ne bileyim ben çok o kadar dengesiz yani şöyle diyeyim. Adam yere tükürüyor. Yani ne bileyim ben peçete, insan cebini peçete koy, yapacağını cebine koy. Ondan sonra bir çöp kovasını koy yani. İnsanlarımız duyarsız. Yapma dediğini yapıyoruz. Yani insanlar kadar duyarsız bir şey yok. Hayvanlar taş, keçiler taş atsak geri dönüyor ama insanlarımız dönmüyor. Bunu bilinçsiz insanlarımız. Yani toplanca bir çözüm bulmamız lazım bu işe. Yani aşımış maşımış, ben pek inanmıyorum bu aşılara. Peki sizce bunun nasıl bir çözümü olabilir? Yani önce Sağlık Bakanımız ve başımızda Cumhurbaşkanımız, yani bunları hep beraber oturup bir kenara masaya koyup ellerine bir çözüm bulmaları lazım. Yani orada birbirine bunu birbirine sen şusun ben buyum demekten vazgeçmiyorlar. Yani toplanacağız, birbirimiz kötülemeyeceğiz. Kim var şu anda? Cumhurbaşkanı var. Türkiye'mizi yöneten adam. Önce onu hep beraber oturacağız. Büyüklerimiz buna oturup çözümlerle gerekiyor. Ama bunu yapmıyorlar. O televizyonda onu kavga ediyor, onu kavga ediyor. Gerek yok ki. Şu anda kim Cumhurbaşkanımız da ona sahip çıkmamız gerekiyor. Önemli olan o. Şu anda liderimiz o. Gelecek adam başka bundan iyisi yapacağını zannetmiyorum yani. Bunun önlemini almamız lazım. Sultanhisar'dan geliyorum. İsmim Hüseyin Avkan. Çilek ve yumurta üzerine çalışıyoruz. 24 yaşındayım bu şekilde. Peki bu hayatta asla vazgeçemeyeceğiniz 3 şeyi bize söyler misiniz? Ailem, işim ve evim. Bunlardan vazgeçemem. Peki sizce her şey güzel olacak mı? Bu düzen yerine oturacak mı tekrardan? Tabii ki de. Yani herkes önlemini daha iyi bir şekilde alabilirse, maskelerimizi çıkarmazsak, bu şekilde devam edersek gayet her şey yoluna girecek. Fırat İlkin. Ne iş yapıyorsunuz? Pazarcıyım. Peki asla vazgeçemeyeceğiniz 3 şey nedir? Ailem, vatanım, bayrağımız, başka hani sağlığımız. En önemli sağlık. Peki sizce her şey güzel olacak mı? Her şey düzene girecek mi eskisi gibi? Zor. Artık hani gerçekten zor. Hem maddi olarak çok zor. Manevi değerlerimiz zaten bu telefonla her şeyi bitirdi. Hani oraya bakarsak ben kendi çocuğumla oturup konuşmuyorum mesela şu anda. Biraz o konuda sıkıntı olacak. Hep çok telefon olacak. Mu var? Yani elde sohbet yok. Hepimizin elinde birer tane telefon var. Benim 24 yaşında kızım var. Mesela ben onunla iletişimi geçmiyorum. Hele ufaklarına hiç geçmiyoruz zaten mesela. Anlaşamıyoruz. Sıkıntı oluyor. Ama bu pandemi sürecinde çok fazla evde kaldık. Biraz daha böyle iç içe olmuşsunuzdur. Ya iç içe olmamız şöyle oldu. Sıkıntı oldu. Hani şöyle sıkıntı oldu. Açık alanda hani kapalı bir yer böyle hapsedilmiş gibi olduk. Maddi olarak çok sıkıntı yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Yani bunlar psikolojik olarak aslında daha da tehlikeli oldu. Yani bizimki iyi olmadı. Hani bir yer kapanınca yani yanlış anlamayın birbirimize bakıyoruz. Bir gelir yok, şey yok. Yani 3-4 ay evin içinde hiçbir gelir olmadan kaldık. Yani bu zor oldu. Çok zor oldu. Umarız bu süreç bir an önce geçer. İnşallah. Yani tek temelimiz o. Pazarı görüyorsunuz zaten. Yani bu bayağı bir sıkıntı bizde. Evet. Yani siz de böyle dili getirirseniz yani biraz daha belki yukarıdakinden falan belki hani biraz daha duyarlı olabilir yani bazı konularda. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Halkın sesi olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Allah razı olsun. Sağ olun. Yani iyi bir şey yani şu anda yaptığınız. Çünkü en azından birebir tansiyonunuzu ölçüyorsunuz. Yani birebir ne olduğunu görüyorsunuz. Hani yukarıdan göründüğü gibi değil yani hiçbir şey. Yukarıdan basit görünüyor ama içine girdiğiniz zaman bak inanın gerçekten de mesela hiçbir gelirin olmadığı zaman biz 5 kişiyiz. 5 kişi bir evin içinde oturduğumuz zaman yani herkes birbirinden bir şey bekliyor. Yani zordu yani 3-4 ay çok zor geçti ki 2 senede bu bize daha devam eder yani böyle üzerimizde. Kolay kolay etkileri bir an önce yani geçmez. İnşallah yani geçmez. Zor yani bizim için çok zor. Bazıları için belki basit olabilir de bizim için zor oldu. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Vallahi bence aile bağlarımızı sıkı tutalım. Yani birbirimizi yapışalım. İnsanın kendi ailesinden başka kimsesi yok. Yani bu karşıdan her şey iyi zamanda güzel gözüküyor da hani iş maddiyeti, maneviyeti bindiği zaman yalnız kalıyorsun. Hani ailenden başka kimsen olmuyor. Hiçbir şeye inanmasınlar. Sadece birbirine inansınlar. Gerisi kendinden olur yani. Sağlıklarına dikkat etsinler. Yani birbirimizi saygı gösterirsek, seversek her şeyin hakkından geliriz. Bugünlerde geçer deriz yani. Başka bir şey olmaz. Evet.
Ben Aydın Çile'den Hasan Hüseyin Beşekrar. Ne iş yapıyorsunuz? Tezgah sağlık yapıyorum. Peki bu hayatta asla vazgeçemeyeceğiniz 3 şey nedir? AK Parti, askerimiz, devletimiz. Peki sizce her şey güzel olacak mı? Bu süreç olacak. Geçecek mi? Bu inşallah bu süreç geçer. AK Parti olduktan sonra geçer. Allah devletimize başımıza eksik etmesin. Peki. Her şey onun için. Durmak yok, yola devam. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben diyorum ki uyumasınlar, uyumasınlar. Allah doğru yoldan kimse ayırmasın. Bu yolu devam edelim diyorum ben. Benim söyleyeceklerim bu. Peki. Adım Levent, Aydın'dan geliyoruz. Ne iş yapıyorsunuz? Ya düne kadar başka işlerle uğraşıyorduk ama pazarcılık yapıyoruz yine. Peki asla vazgeçemeyeceğiniz 3 şey nedir? 3 şey yok, tek şey var. Sağlık. Sağlık. Evet. Her şeyin başı sağlık. Evet, aynen. Sağlık oldum her şey olur zaten. Arkası gelir yani. Para da gelir, sevgi de gelir, her şey gelir yani. Sıkıntı yok. Peki sizce her şey güzel olacak mı? Her şey düzene girecek mi eskisi gibi? Ya inandıktan sonra her şey olur yani. Önemli olan kendine dikkat etmek. Dikkat ettikten sonra zaten hayat bir şekilde akışını devam edecek yani. Başka türlü olmaz. Yani bak ben 2010'da rahatsızlık geçirdim. Yani doktorlar dedi öleceksin dediler. Ama ben hiçbir şey kafaya takmadım yani. Çünkü her şeyin başı sağlık olduğu için stres. Yani stresten uzak duracaksın. Sağlık. En önemlisi sağlık zaten. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Valla herkes kendisine dikkat etsin. Şu dönemde, pandemi döneminde. Onlar 20 lira efendim. Yani diyeceğim bir şey yok. Yani herkes dikkat ettikten sonra bir şekilde yani kısa sürede bu süreci atlatırız. Benim adım Durgut Kanat. Ne iş yapıyorsunuz? Ben işletmeciyim. Restoran çalıştırıyorum. Ve de kekik yağcılık yapıyorum. Koronaya birebircik kekik yağı var. İşte burada orada, çantada. Haliyle bir şekerin üstüne bir damla akıtıp yiyiveriyorsun. Birebicik geliyor. Boğazları yakıyor, mikropları kırıyor. Olayı bitiyor. Bunları millete veriyoruz. Şimdi de dışarıyla da iş yapacağız Allah nasip ederse. Tabii mal çok gidip duruyor yani. Şimdiki durumda herkes alıp duruyor. Yalnız bu hastalık da bitecek yalnız. Allah'ın izniyle, peygamberin kavliyle. Sakin olacağız, sabır edeceğiz. Her şey kolay olacak. Başka bir şey olmayacak yani. Peki sizin asla vazgeçemeyeceğiniz 3 şey nedir bu hayatta? Vazgeçemeyeceğimiz bir sorun yok yani. Vazgeçtiğimiz bir sorun yok yani. Her şey kolay olur. Her şey yolunu yatar. Vakti sıra her şey yolunu yatacaktır yani. Bu 2-2-4. Zabır edeceğiz. Zabır eden neymiş burada? Zabır etmeyen bulmuş Mevlasını derler. Fakat bu olan bir madde yani. Dedelerden, evvelerden kalan bir sözdür yani. Hakikaten de dost doğru yani. Sabrın sonu selamettir. Evet, evet, evet. Aynen, aynen. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? İzleyicilere hepsine teşekkür ederim. Ve sevgi, saygı yerinde kalsın. Her zaman için birbiriyle olunur. Bu biyoliklik hiçbir zaman ölmez yani. Tabii esnaf adam her şeyi bilir yani. Ters anlamayın. Yani esnaflıkta kurallara uymak mecburiyetindeyiz. Esnaflık çok güzel iştir ama yapabilene sabır eden bulmuş Mevlasını derler. Hani bir söz var demin dedik ya. Aynı o üzerinden. Bizim tabii sabır ettik, bulduk şeyimizi. Koca işletme yaptık, affedersin. Söyleme sahibi olmasın. Her şeyi yapıyoruz yani. Bol... Kekik yağcılık, esansçılık, hepsi var bizde yani. Ne güzel. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 13 yaşında başladım. 61, hesabını kendin yap. 61, 62'ye gittim. O zamandan beri yapayım ben bu işi. Fakat memnunum, işimden çok memnunum. Emekliyim kendim. Allah bin bereket etsin. Ya para bir yandan gelse bir yandan geçer ya da fakat sözüne sadık olacaksın. Yalandan dolandan iş yapmayacaksın yani. İşi hakikat yapacaksın, öz yapacaksın. Milletin aradığı da bu. Her şey organik. Her şey bizde yemede içmede. Hepsi de organiktir. Kendi mahsulümüz yani. Herkesten dostuzdur yani biz.
Ne güzel. Peki bol kazançlar diliyoruz size. İyi günler dileriz. İyi günler. Çok teşekkür ederiz. Fatma Kıranta. Ne iş yapıyorsunuz? Pazarcıyız. Peki asla vazgeçemeyeceğiniz üç şey nedir? Eşim, çocuklarım, sağlığımız. Her şeyin başı sağlık. Evet, evet. Peki sizce her şey güzel olacak mı? Her şey düzene girecek mi? İnşallah, inşallah. İnşallah, biz de onu bekliyoruz. İnşallah. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Sizlerin hepinizin de sağlığını isterim yani. İsmim Hamdi Zorlu, ben Muğlalıyım. Ne iş yapıyorsunuz? Herkesten emekliyim. Beyaz eşya tamircisiyim ve ikinci el alıp satıyordum. Şu an emekliyim. Peki asla vazgeçemeyeceğiniz üç şey nedir? Asla vazgeçemeyeceğim üç şey, biri anam, biri yarim, biri de ne dedik, unuttum onu. İkisini sayalım. Tamam, olur. Ha. Başka sor. Peki sizce her şey güzel olacak mı? Her şey eskisi gibi düzene girecek mi? 2020 gibi olursa hiç iyi değil. Ama şu bir ay içerisinde biraz gösterge var ama zamlar var. Bir de paralar, mesela alacaksın şu makine, diyelim 50 lirası olmuş 150 lira. Önceden koymuşlar zamı, sonradan da almıyoruz. Olay bu. Devamı. Peki bu böyle zamlar nereye kadar gidecek? Böyle bu zamlar zannederim 2020 civarı. Çünkü bu hükümet herkese düşmemesi için uğraşıyor ama parayı da vermiyor. Millet görüyorsun değil mi? Ben emekliyim bugün, 2,5 milyar maaş alıyorum. Daha da o da yeni oldu. 2,5 milyar benim neyi mi yeter? Babamın evi var yukarıda. İSKİ yaptırırsan evden katlı para yapar. Kirada oturuyorum. Adam kira günün geldim istiyorum. Ne olur? O zamanı kadar da bu maaşlar düşük kalıyor. Ben orada kirada oturuyorum. Kira parasını alıp da veresiği kadar olmuyor. Neden? Fiyatlar düşmesi lazım. Ne olacak? Altın bugün mesela kaç paraydı? Onuz mesela 1400 küsürdü. 1800 küsürdü. Şimdi ne oldu onuz? Altın. Şimdi altın cumhuriyet düştü. Ama 3 gün sonra bak yine çıkar yukarı. Çünkü göz boyama bulunur. Ben öyle söylüyorum. Peki sizce bunun sebebi ne? Bunun sebebi başımızdaki adam kötülemek değil ama zengin olmasına ileri geliyorum. Bence öyle. Ben de tamam, ben adamdanım. Bir şey demiyorum ama şu an istemiyorum. Herkes istemiyor zaten. İsteyen kişi yok. Ne etti? Şimdi ne dedi? Evli kalan bayanları dedi. Maaş bağlayacağım dedi. Ben sigorta vereceğim dedi. Yok. Olmaz onlar. Kesinlikle. Olsun ki yetişsin sebze, meyve, buğday, asılat neyse yetişsin ki fiyatlar düşsün. Başka bir şey istemiyoruz. Yani. Gidiyorsun bir akbaşçayı aldığımız şey var. Kaç para çarşıda? 8 liraya. Lahana 7 lira 8 lira. Bunlar kaç para yani? Desteklesin üretimciye. Üretimci düşürsün. Ben öyle diyorum. Üretimci ne diyor? Gübresini alamadım, suyu veremedim, bakamadım diyor. Neden? Param yok diye yapamadım diyor. Mazot şuraya varmış diyor. İki yıl sürdüğün traktörün depozu bitiyor diye. Bunlar nerede? Bunlar inmesi lazım. Bir gün evvel indirim yapıyorlar. Üç gün evvel neyse. Üç gün sonra ne oluyor? 3 lira yukarı çıkarıyorlar. 3 lira değil de mesela 10 kuruş, 20 kuruş yukarı çıkarıyorlar. Olur mu böyle? Olmaz. Bu yaşam bizden sonra geleceklere daha ağır gelir. Sizlere mesela, ben aşağı yukarı 65 yaşındayım. Ama sizlere, torunlar benim, daha ağır gelir. Yani yaşamaları için bir iş lazım. Düşük fiyatlar lazım. Ama şu anda üretici zor durumda görünüyor. Ama yapmasa ne yapacak? Ben köylüyüm. Yapmasam ne yapacağım? Bunu söylüyorum. Mecburum onu yapmaya. 50 kuruş karıyla satmaya. İndirim ne lazım? Buyurun, başka sözünüz. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz? Buradan izleyicilere... Başka bir şey var mıdır? İzleyicilere söylemek istediğimiz, herkes aklını başını toplasın. Birinci hususta. Ve de şu şartlara düşünsünler. Söyleyeceğim şeyler bu. Çok.
Başka? Bu kadardı. Evet. Başka söylemek istediğiniz bir şey varsa? Başka söylemek istediğim bir şeyler, fiyatlar düşmesini istiyoruz biz. Başka bir şey istemiyoruz. Ne zaman çıkıyoruz bu ekranda biz? Önce kurguya verilecek 2-3 güne YouTube kanalımızda ya da Facebook kanalından çıkar. YouTube ve Facebook'ta yayınlayız, evet. Halkın Sesi programı. Saat 1 ve 2 arası. Bir de Agora diye bir televizyon var. Aurora mı ne? Muğla çıkıyor onda. Yok, o başkadır büyük ihtimalle. Bizim başka onunla mı? Bir alakamız yok. Bu Muğla TV. Muğla TV. Evet. Tamam, ben bu Muğla TV'yi görmüştüm, merak ediyordum ama yeri nerede bilmiyorum doğrusu. Orada yazıyordu, çıkıyoruz Muğla TV'de. YouTube ve Facebook'ta. Ben Ahmetcan Sungur, Muğla doğumluyum. 20 yaşındayım. Öğrenci misiniz? Evet, Kütahya'da, Dumlupınar Üniversitesi'nde. Peki asla vazgeçemeyeceğiniz 3 şey nedir? Asla vazgeçemeyeceğim 3 şey, bir taksici olduğum için tabii ki arabamdan asla vazgeçemem. İkincisi ailem, benim için en çok değer verdiğim, en çok benim için yeri ayrı, herkes için aynıdır. Üçüncüsü de sağlıktır ya, sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Her şeyin başı sağlık. Evet. Peki, sizce her şey güzel olacak mı, her şey eskisi gibi düzene girecek mi? Hiçbir şey eskisinin yerini durmayacak, olmayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki bu süreç nasıl düzelebilir? Bu süreç aşıyla nereye kadar düzeldi bilmiyorum. Ama yani düzelir ya. İlla ki düzelecek yani. Başka çaresi yok. Herkes ölecek değil ya. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğin başka bir şey var mı? Sevdiklerinizi asla bırakmayın. Bu kadar yeterli. Çok manidar oldu. Evet, biraz duygusal girdim ama yalnızlıktan dolayı herhalde. Adım Esra Hıza. Cumhuriyet Ortaokulu'na gidiyorum. 6. sınıfa gidiyorum. Annem Ben sorayım önce. Asla vazgeçemeyeceğin 3 şey ne senin? Annem, babam, kardeşim. Çok mu seviyorsun onu? Evet. Peki, sence her şey güzel olacak mı? Eskisi gibi tekrar sokaklarda oynayabilecek misin arkadaşlarınla? Evet, ama sadece biraz sabır gerekecek. Evet, kesinlikle. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğim bir şey var mı? Tamam, çok teşekkür ederiz. Adım Enes. Kaç yaşındasın? 12. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 6. Peki, bu hayatta vazgeçemeyeceğin 3 şey ne? Düşün bakalım. Motor. Başka? Başka şu olmasa ben yapamam dediğin şey. Bilmiyorum. Düşün bakalım. Hayatta en sevdiğin şeyleri düşün. En sevdiğim şey motor. Başka annem babam, ne seveceğim başka? Tamam. Peki. Sence bu dönem düzelecek mi? Tekrar arkadaşlarınla dışarıda oynayabilecek misin? Bilmiyorum. Koronavirüs nasıl geçecek sence? Gitmeyecek gibi. Gitmeyecek gibi mi? Evet. Neden böyle düşündün? Hiç gitmiyor çünkü. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğin bir şey var mı? Sizi seviyorum. Merhabalar, kolay gelsin. Hüseyin Naz ismim. Ne iş yapıyorsunuz? Esnafım, tezgah benim. Peki, asla vazgeçemeyeceğiniz 3 şey nedir? Eşim, çocuğum, işim. Peki sizce her şey güzel olacak mı? Bu dönem nasıl düzelecek? Ya sağlığımız olduğu sürece her şey güzeline varacak elbette. Eskisi gibi olacak diyorsun. İnşallah. Her darlığın bir bolluğu vardır elbette. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Mesafe, maske, hijyen önem versinler, yeterli. Peki çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Denizli Tavası selam olsun. Buradan selamlar. Evet. Ben Fatih. Ne iş yapıyorsunuz? Esnafım, pazarcıyım. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 25 yıldır bu işi yapıyorum. Peki asla vazgeçemeyeceğiniz 3 şey nedir? Asla vazgeçemeyeceğiniz önce vatan, sonra bayrak, sonra da çocuklarımız. Peki sizce her şey eskisi gibi olacak mı? Her şey güzel olacak mı? Tabii, ümit ediyoruz. Yani şu aşılardan sonrasında inşallah Türkiye normale dönecek ve her şey güzel olacak. Umarız. Peki bekliyoruz yani, ümidimiz yüksek. Umut.
umudumuzu kaybetmiyoruz. Tabii ki. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bütün Türk milletini seviyoruz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar, mutlu günler diliyoruz hepsine. Benim adım Hüseyin, yaşım 20. Muğla'lıyım, aslen Denizli'yim. Yurtta büyümüş bir çocuğum ve hayatın her türlü tecrübesini elimden geçirmiş bir çocuğumdur yani. Hani herkes der yaşı kadar, hani 35 yaşındayım, senin benim kadar tecrübem yoktur derler ama benim herkesten daha fazla tecrübem vardır birincisi. İkincisi açlıkla dışarıda kalma arasındaki farkı bilirim. Hani açlığın nasıl bir şey olduğunu da bilirim. Bir söz vardır, komşusu aç yatan, aç yatarken tok yatan bizden değildir diye. Bu mesela çok doğru bir söz. Diğer ülkeler devlet olarak mesela çok fazla yardım etti devletlerine. Ama bizim millet biraz şu an kıtlık döneminde yaşıyor. Yani böyle giderse herkes tarıma doğru ilerleyecektir. Ve ben bunun çok fazla farkındayım. Yani ileriki zamanlarda insanlar çok fazla tarıma önem verecek. Ben bu hastalığın 3 yıl daha bitmeyeceğine eminim. Eskiden sarı hastalığı varmış, hiç duydunuz bilmiyorum ama 1 yıl kadar falan sürmüş. İnsanlar böyle tedbirsiz davrandığı sürece bu hastalık 3 yıl daha devam eder. Benim görüşüm bu şekilde. Hani bazı insanlar da diyor devlet bize 3 milyar ceza yazacağına 3 milyar elimize verseler diyor. Hani biz geçinsek diyorlar. Yani bu Türk milleti için bir yanlış görüş. Çünkü sebebi Türk milleti hani beleşi çok sever. Yani ben kendim için de söyleyeyim bunu. Devlet bugün bana 3 milyar para verecek. Ben bunu 10 dakikada yerim yani. Yani sizi soracağınız bir şey var mı? Ben şunu sormak istiyorum. Bu hayatta vazgeçemeyeceğiniz 3 şey nedir? 3 şey tabii ki de vatan, millet. İkincisi de baş büyüklerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sonra Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya öncelikle çok teşekkür ederim. Çok fazla şey yaptı. Yine vakalar 600 falan indi. Keşke milleti salmasaydı. Bu zamana kadar gerçekten biterdi. Hani saldı, vakalar yine benim bildiğim 30 bine yükseldiğini gördüm. Yine yapmamalıydı böyle hatayı. Böyle. Peki sizce her şey güzel olacak mı? Eski düzenin oturacak mı yeniden? Yani eski düzen geri gelmez. Yani geçmiş geçmişte kalmıştır. Yani toplanacağını sanmıyorum pek. Toplansa bile 5 yılımız daha alır yani. Bir korona döneminde yaşamış gibi olabiliriz. İnsanlar evini ekmek götürdüğünü 5 yıl sonra belki görebiliriz. Bu zor bir ihtimal belki. 5 yıl daha önce düzelir diyorsunuz. Yani evet. İnsanlar evine ekmek götürecek, dükkanlarını sabah düzenli açacak, maske kuralı olmayacak. Ne bileyim çok zor ya insanlar toplanması. Ben böyle düşünüyorum yani. Peki sizce bu durum nasıl daha hızlı düzelebilir? Yani daha nasıl hızlı düzeltilebilir? Çok güzel bir soru. İnsanlara evine kitlemeleri lazım. Yani gündüzleri sadece marketlerin açık olması gerekiyor ve insanların hiçbir şekilde lüzumsuz dışarı çıkmaması gerekiyor. Devlet memurları için demiyorum bunu. İşe elbette gidecekler ya da işe gidecek olan hiç parası olmayan da devletten yardım isteyecek yani. Yani bu böyle düzelebilir, başka türlü düzelmez yani. İnsanlara biraz da devlet el atması gerekiyor. Her şeyi milletten bekleyemezler yani. Bugünkü aldığı vergiler karşılığında devlet bunu hep kasasına atarsa millet ne yapacak? Açlıktan ölsün mü yani? Benim görüşüm böyle. Peki zor durumda olan vatandaşa devlet yeterince yardım yapıyor mu sizce? Ya devlet, ben şunu örnek vereyim size. Bizim köyde bir tane odunu hiç olmayan bir adama devlet kömür yardımı yaptı. Ve o millet o kömürü gitti başkasına sattı. İnan evde hiç kömürü yoktur. Ben size böyle diyeyim. Yani insanlar biraz da yapılan yardımın karşılığını biraz da başkalarına satarak menfaat kazanmaya çalışıyor. Böyle olursa bu Türk milleti düzelmez yani. Benim görüşüm bu. Başka? Peki çok teşekkür ederiz değerli görüşünüz için. Buradan seyircilere söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Sağlıklı, huzurlu kalsınlar, kimseyi dert etmesinler. Fani dünya zaten, her şeyi düşünmeyin, gülün geçin. Ya benim görüşüm böyle. Ben Ayhan Bıyık. Ne iş yapıyorsunuz? Kamudan emekliyim. Muğlalı değilim bu arada, Karadenizliyim. Olsun, şu an Muğla'dasınız. Tabii ki Muğla'da. İnsan doğduğu yerde değil, doyduğu yerdedir. O mantıkla. Şunu sormak istiyorum. Bu hayatta asla vazgeçemeyeceğiniz 3 şey nedir? Birincisi ailem ve çocuklarım. Tabii olmazsa olmaz vatanım. Üçüncüsü de dini değerlerim, ahlaki değerlerim olarak sayabilirim. Peki sizce her şey güzel olacak mı? Her şey eskisi gibi eski düzenine geri dönecek mi? Vallahi
gelişen teknolojiyle beraber, ne bileyim küresel ısınmayla beraber bundan atıyorum 20 yıl, 30 yıl önceki güzelliklerin yaşanacağına pek ihtimal vermiyorum. Ama ümitli de olmak istiyorum tabii ki. Yani eğer bu sorudaki amacınız pandemi konusuysa, bugün Covid-19 çıkar, yarın başka bir hastalık çıkar veya ne bileyim mutasyon geçirir, başka şeyler olur. Artık biz herhalde böyle bir hayata alışmalıyız, alışacağız. Yani korona geçerse eğer yerine başka bir şey gelebilir diyorsunuz. Tabii ki. Çünkü maalesef organik beslenme yok. Artık tarım bitti, hayvancılık bitti. Onun için yani her şeyimiz ithal. Yerli ve milli dediğimiz marketlere bile girsek reyonların %90'ı hep ithal. Bugün mercimek ithal eden bir ülkeyiz. Yani onun için pek ümitli konuşamayacağım. Umarız düzelir her şey. İnşallah. Tabii ki amacımız daha güzel günlere, daha güzel sabahlara uyanmak ama bilmiyorum, pek gidişat iyi değil. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani güncel olarak bir defa yani bu COVID'le yaşamayı öğreneceğiz. Hani uzmanlarımızın, bilim insanlarımızın da dediği gibi maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edeceğiz. Bu hayata, kontrollü hayata alışacağız. Herkes öncelikle kendi can sağlığını düşünerek, tabii ki karşısındakinin de sağlığını düşünerek lütfen bu kurallara uyulsun istiyorum. Uyması gerektiğini düşünüyorum. Ben Berika Karataş. Öğrenci misiniz? Öğrenciyim, bitirdim ama şu an okumuyorum. Peki asla vazgeçemeyeceğiniz 3 şey nedir? Asla vazgeçemeyeceğim 3 şey. Öncelikle ailem, sonra sağlık ve kitaplar. Kitaplar bizim için çok önemli. Evet, kesinlikle öyle. Yani içinde o kadar güzel şeyler var ki yani kendiniz buluyorsunuz. Yani bayağı iyi. Peki sizce her şey güzel olacak mı? Eski düzenine oturacak mı? Umarım öyle olur. Öyle umuyorum. Bence olacak ya. Başaracağız biz bunu milletçe. Umarız. Umarız. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Asla korkmasınlar bir şey yapmak için. Yani başarmak için bir şeylere başlasınlar. Sağlıklarına dikkat etsinler. İsmim Bülent. Ne iş yapıyorsunuz? Şu anda serbest çalışıyoruz. İşsiz dolaşıyoruz şu anda pandemiden dolayı. Pandemiden dolayı mı? Evet. Peki bu hayatta asla vazgeçemeyeceğiniz 3 şey nedir? Ailemiz ve sağlığımız. Ondan gerisi boş. Önce sağlığımız diyelim, sonra ailemiz gelsin. Peki sizce her şey güzel olacak mı? Eski düzenine oturacak mı? İnşallah, her zaman bekliyoruz o düzenlerimizin olması için. Olacak. Umudumuz var diyorsunuz. İnşallah, inşallah. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi Allah'ım bizlere bu herhangi bir geçirmiş olduğumuz bu kötü günümüzden inşallah tez zamanda başarıyla ulaşırız diyorum. Umarız. Umarız, evet. Fatma Ekmekçi. Çalışıyor musunuz? Hayır, ev hanımıyım. Peki bu hayatta asla vazgeçemeyeceğiniz 3 şey nedir? Evlatlarım, torunum, eşim. Peki sizce her şey güzel olacak mı? Eski düzenine geri dönecek mi? İnşallah, öyle diyelim. Olumlu olalım, olumlu olsun. Öyle umuyoruz diyelim. Yani. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ne diyeyim ki? Her şey güzel olsun yani. Güzel bakalım, güzel düşünelim. İsmim Halil İbrahim Yüksel. Emir Beyazıt Mahallesi'nde oturuyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Ben emekli astsubay emeklisiyim. Peki bu hayatta asla vazgeçemeyeceğiniz 3 şey nedir? 1. Memleket sevgisi. 2. Çocuklarım, ailem. Bir de devletim. Teşekkür ederim. Peki sizce her şey güzel olacak mı? Eski düzenine geri dönecek mi? Ben her şeyin güzel olacağını sanmıyorum. Bu memleket hainler çok. Tükenmez. Kurtuluş Savaşı'nda da vardı o hainler. Aynen devam ediyor. Bu hainler olduğu sürece bizim
birçok şeylerimiz zor olacak gibi görünüyor. Peki nasıl düzelebilir? Düzelebilir mi? Önce bizim vatandaşın duyarlı olmasıyla düzelebilir. Yoksa biri böyle söyler, diğeri başka şekilde söyler. Bu bir şekilde düzelmez. Her şey bizim elimizde değil. Tabii tabii, bizim elimizde. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Başka bir şey, vatanımızı, milletimizi sahip çıkalım. Bu ülke hepimizin. Başka bir Suriyelilerin gideceği bir ülke var idi ama bizim gideceğimiz bir ülke yok. Bursalıyım, Erkan ismim. Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Peki bu hayatta asla vazgeçemeyeceğiniz üç şey nedir? Sevdiklerim, ailem, alkol. Peki sizce her şey güzel olacak mı? Eskisi gibi eski Hayır. düzenine gelecek mi? Hayır. Neden? Daha kötü olacak. Neden? Öyle gidiyor yani, hayat bu şekilde devam ediyor. Hiç umudunuz yok mu? Yok. Peki nasıl düzelebilir düzelseydi? Çeşme, bu belediyenin akıttığı sular var ya, onlardan işte hepsinden alkol yaksa. Evet, şakası da. Bilmiyorum yani, düzen değişmesi lazım. İşte bir de bu koronavirüs falan var. O yüzden her şey kötüye gidiyor, ekonomi çöküyor. İş olanakları kötü. Yani o yüzden kötü. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Peki teşekkür ederiz. Hemen sizi tanıyabilir miyiz? Adanalıyım. Adım Batur. Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Peki sizin asla vazgeçemeyeceğiniz üç şey nedir? Alkol, ot, karı. Peki her şey güzel olacak mı? Bence olacak. Olacak gibi gözüküyor, bilmiyorum şimdi. Biraz daha mutlusunuz arkadaşınıza göre. Yani biraz daha öyle. Aynen. Ben Kadriye Selbes. Ne iş yapıyorsunuz? Hastanede çalışıyorum personel olarak. Peki bu hayatta asla vazgeçemeyeceğiniz üç şey nedir? Vazgeçemeyeceğim üç şeyden bir tanesi iyi beslenmek. Yani vitaminlerimi, vitamin değerlerini iyi almak. Yani her şeyden alabilmek. Bir de hormonsuz doğal beslenmeyi çok seviyorum. Sağlığıma dikkat ediyorum. İkincisi çocuklarıma. Bir de hayatta şu doğaya bir dikkat etseler daha iyi olacak. Doğaya. Çünkü çöpleri herkes olduğu yere atıyor. Bulduğu yere atıyor. Her taraf çöp. Diyorlar ki mikrop. Mikrop çöpten yayılır. Çöpten çoğalır. Yani bunu da insanlar bilmiyor. Her yere atıyorlar. İnsanların yapması gereken tek bir şey var. Çıkıp çöpleri her tarafı toplayacaklar. Duyarlı olacaklar. Yürüyüş yapacaklarına. Doğayı temiz tutacaklar. Ağaçlarımızı koruyalım. Doğamızı koruyalım. Benim önem verdiğim tek şey ağaç ve doğa. Bir de doğanın kirlenmemesi. Sularımız. Yani en önemli şey sudur. Su olmazsa hayat yoktur. Doğa bizim evimiz zaten. Evet, doğa bizim evimiz. Yani evin, bir binanın hiçbir önemi yoktur. Bir eşyanın hiçbir önemi yoktur. Trilyonların olsa önemi yoktur. Yağmur yağmadıktan sonra, su olmadıktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Bunu insanlar anlayacak ama ne zaman? Çok ileride hani böyle su aramaya başladıkları zaman anlayacaklar. Ama iş işten geçecek. Bence yani. Çok mu geç olacak o zaman? Çok geç olacak. İnsanlar bunun farkına vardığı zaman çok geç olacak. Yani binadaki o koltuklar, o son model eşyalar hiçbir şeye yaramıyor. Su olmadıktan sonra. Diyordu ki hanımefendiler, biz temizle gidiyorduk, camımız kirlenecek. Ay, yağmur mu yağacak yine? Yazık, günahtır. Allah'ın ve Allah bu yağmuru yağdıran Allah'tır. Bu çöpleri biz atıyoruz. Biz doğayı kirletiyoruz. Yağmuru biz yok ediyoruz. Ağaçları biz yok ediyoruz. Hayvanları biz katlediyoruz. Biz çok kötü diyemeyim ama hani iyiler de var ama çok kötü de varlık olarak görüyorum. İnsan olarak yani bazı insanları. Biz doğanın çok kötü bir varlıklarıyız. Bize verilen değerleri çok hor kullanıyoruz değil evet. mi? Allah bize hava vermiş, su vermiş, doğa vermiş. İşte nasıl anlatsam sana. Her şey sunmuş. İnsanlar daha çok istiyor. Para olsun, yok evin bir tane daha olsun, yok evin bir tane daha olsun, bankada şu kadar. Ya bunlar geçsinler artık. Bunların değeri olmayacak. Suyun değeri var, doğanın değeri var. Bunu, bu değerleri görsünler. Artık birazcık doğaya yatırım yapsınlar. Kendileri çıkmıyorlarsa, çöp toplayamıyorlarsa gitsinler yatırım yapsınlar doğaya. Yeşilay, hani Yeşilay gibi bir kuruluşlarımız var. Orman işletme gibi kuruluşlarımız var. Ağaçlarımıza da değer versinler.
bunu istiyorum yani. Peki sizce bu durum nasıl düzelebilir? Ne öneriyorsunuz? Ne öneriyorum? İnsanlar önce herkes çok duyarlı olacak doğaya karşı, hayvanlara karşı. Yani bir köpek, kedi gördüğü zaman evindeki artık yiyecekleri, çöpleri artmaları gerekiyor. Yani şöyle plastikleri, camları ayrı atıklara atmaları gerekiyor. Mesela yiyeceklerle camı bir araya atmamaları gerekiyor. Yiyecekleri bir kere gübre oluşturmaları gerekiyor. Toprağı kazıp içerisine atıp çürütmeleri gerekiyor. Doğaya hani böyle şeye ne derler ona? Geri dönüşüm sağlamak. Geri dönüşüm sağlamak. O yiyeceklerden o kadar şeyler yapılır ki. Yani neler neler böyle çürütürsün, gübre yaparsın, ne bileyim yanında saksının içinde işte bir şeyler büyütebilirsin. Yani her şey doğa, en güzeli doğadır yani bence. Çöpleri bir yere atıyorlar, dolduruyorlar. Yiyecekler aynı yerde, camlar aynı yerde, plastikler aynı yerde, kağıtlar aynı yerde. Peki hayvanlar da onu kedilerde seçeceğiz diye içine etleri yazık o cam kırıklarına kadar yiyebiliyorlar. Ağızları yani parçalanıyor. Çok üzüldüğüm nokta burası. Yani o da canlı, gözleri bakıyor, doğaya bakıyor. Sen çocuğuna nasıl kıyamıyorsan ona da kıyma. Yani şeyi atarken çöplerimize biraz dikkat edelim. Zaten günah diyorlar. Her şey şu günah, bu günah. Ataya saygı. Bu daha günah bence. Yani çöpleri arıtmamak bence daha günah. En çok, en büyük günah biz burada işliyoruz. Bu dünyada yaşayan tek canlılar biz değiliz aslında. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Bu dünya dönüyor. Bütün hayvanların, canlıların, böceklerin, börtülerin üzerinde dönüyor. Biz neler yapıyoruz? Asfalt döküyoruz, altında ne karıncalar kalıyor, bunu bile dikkat edemiyoruz. Arada böyle yarıklar oluşturulsa, hani küçük küçük oradan çıkarlar. Yani şöyle bir şey var, onların da doğayı görmeye, onların da yaşamaya hakları var. Biz bunu kat edemeyiz. Biz buna hakkımız yok, böyle bir şey hakkımız yok. Bu ağaçları yakmaya, yıkmaya, kırmaya, hiçbir şey bizim hakkımız yok yani. Böyle bir şey yapmayalım. Yani neymiş, işte ben son model şunu alacağım. Neyi ben kıyafet alacağım. Bir de çocukları yarıştırıyorlar. Onun çocuğu okudu, benimki okumadı. Çiftçilik kim yapacak? Kardeşim keçiyi kim gütecek? Çobanı kim yapacak? Temizliği kim yapacak? Diyorlar, bir de ayrışma var halk arasında. Onun çocuğu doktor oluyor, benimki niye olmuyor? Hırs var. Bunlar iyi değil. Senin çocuğun temizlikçi olsa ne olur? Bir yüksek kariyerli görüyor kendisini, temizlik yapıyorsun mesela. Hemen onu şey yapmaya çalışıyor, hani nasıl anlatsam, alçaltmaya, küçük görmeye. Hani böyle bir şey yok. Doğa herkese aynı. Öldüğün zaman herkes aynı gidiyor. Hiç kimse, sen kariyerliydin, şu şuraya gideceksin, sen değildin, şuraya gideceksin diye bir şey yok. Hepimize adaletli davranıyor doğa. Yanlış mıyım? Evet. Bir deprem olduğu zaman herkes altında kalmıyor mu? Kalıyor. Herkes ölmüyor mu? Ölüyor. Herkes bu dünyada eşit. İnsan olarak, canlı olarak. Kedi, köpek, bütün canlılar eşit. Biz sadece konuştuğumuz, Allah bize el vermiş, kol vermiş, konuşma vermiş. Ne güzel bir hani hayat vermiş. Ama biz bunu kötüye kullanıyoruz. Çok kötüye kullanıyoruz. Herkes sizin gibi farkında olsa muhtemelen daha güzel, evet, bir dünya, evet, daha farklı bir, evet, dünya olmuş olurdu. Yani şimdi evin içine eşya almakla, şundan bundan, komşuları kendine çekmekle değil. Bak yoğun bakımda yatıyor. Hiçbir şey yok, kimse gelmiyor. O zamanın da ne arkadaşları vardır. Yanlış anlama. Hastanede yatıyor, kimse gelmiyor. Yani o yalnız kalıyor. Evde yatanlar var. Yalnız yaşayan erkek yaşlılarımız var. Yalnız yaşayan kadın yaşlılarımız var. Kimseler gelmiyor. Neden? Onlar zamanında arkadaşları olmuştur, şeyler olmuştur, çevresi olmuştur. Ama bunlar bile gelmiyor. Düştüğün zaman kimse gelmiyor. İnsan önce kendi sağlığına dikkat edecek. Sonra doğaya dikkat edecek. En sağlıklı yaşam doğa. Ben buna katılıyorum. Kesinlikle haklısınız. Peki size sormak istiyorum. Sizce her şey güzel olacak mı? Eski düzenimize geri dönecek miyiz? Şimdi koronadan eski düzene şöyle dönülür bence. Bütün çöpleri yok edilmeli. Bence doğadaki bütün çöpler yok edilmeli. Hani Çin'den geliyor şu bu diyorlar. Başka mikroplar üremesin diye. Başka mikroplar da ürer. Yani bu çöp bu. Çöp olayı. Çöp olayında limitasyon, o şeyler, mikroplar şeye uğruyor. Mutasyon mu ne diyorlar? Ona uğrayabilir. Yani büyük canlılar, daha bir çeşit canlılar çıkabilir. İnsanlara zarar verecek. Ağaçları kurutacak canlılar çıkabilir. Yani biz öncelikle çöpümüze dikkat edeceğiz. Evet. Doğada en önemli şey çöp. Dikkat edeceğiz. Ayrıştıracağız.
onları geri dönüşüme kazandıracağız. Hepimiz birlikte duyarlı olacağız. Yani doğa bizim, kendimizin değil, çocuklarımızın, gelecek torunlarımızın, torunlarımıza emanet edeceğimiz ve hayvanları iyi davranacağız. Eğer biz canlılara iyi davranırsak, Allah da bizim çocuklarımızı hiçbir zaman için sıkıntıya sokmaz. Doğamız güzel olur, yağmurumuz olur, her şeyimiz güzel olur bence. Peki buradan izleyicilere söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Kimlere? İzleyicilerimize. İzleyicilere şöyle bir şey söylüyorum. Apartmanda yaşayanlar lütfen çöplerini ayrıştırsınlar. Bir. İkinci de ayrım yapmayın. Çöpçü de lazım bizim şeyde yaşamımızda. Çiftçi de lazım. Ondan sonra temizlikçi de lazım. Hepsi lazım. Yani bunları da hor görmeyelim lütfen. Herkes saygılı davransın birbirine. Yani ben sadece bunu istiyorum. Hani ayrım yapmasınlar. Ayrım iyi bir şey değil. Onun çocuğu okuyor, benimki okumuyor demeyin. Benimki şu oldu, onun çocuğun arkadaşlık yapmasın demeyin. Bunu ben görüyorum, bunu yaşıyoruz, bunu duyuyoruz. Bunlar hoş bir şey değil. Bir yetim çocuğa, yetim kaldığı zaman ben bunu yaşadım. Benim çocuklarım öksüz kaldığı zaman ben yaşadım. Horladılar yani birkaç kişi. Yani olmaz, adam olmaz ama oldu, oluyorlar sonuçta. Yani bunlar hoş değil. Yani ben toplum, bizim Türkiye'de, Türkiye toplumunda şunu görüyorum. Gerekli yere de yardım yapmıyorlar, gereksiz yere yardım yapıyorlar. Bu da oluyor. Çok yardım gerektiren yerler de var. Yani yardım yapılacak yeri iyice seçmeleri gerekir. Böyle kirada kalıyordur, mağdurdur, böyle zor durumdadır, çocuğunu okutamıyordur. Onlara yapmaları gerekir. Tutup da reklam için, hani böyle herkesin yaptığı yere değil. Yani ben bunu karşıyım yani, yanlış anlamayın. Çok mağdur, bir Türkiye'de değil. Dünya üzerinde de yapabilir. Ama gerektiği yere, şey yere, böyle hani lazım, muhtaç yere yapmaları gerekir. Yardımı da yanlış yapıyoruz bazen. Bazen ama, her zaman değil. Peki bunun sebebi ne? Neden gerçekten ihtiyacı olanlara yardım şöyle, edilmiyor? Bizim Türkiye'de insanlar reklama şeye, hani böyle gösterişe çok gidiyorlar. Hani birisi oradan diyor ki işte şu şöyleymiş diyor. Hep toplum oraya hani yöneliyor. Onlar da oraya, biz de görünelim, biz de şey yapalım diye. İnsan, biz de işte insanız. Biz de iyiyiz gösterelim diye. Aslında değil. Yani değil. Gösteriş mi? Gösteriş oluyor. Bence gösteriş oluyor. Gösteriş olmadan, gerekli yere hiç kimse duymadan yaparsa o hayır, o hayırdır. Bence. Yani onu hiç kimseye belli etmemeleri gerekir. Hayır belli edilmez. Bence öyle yani. Ameliyat olan bir çocuğu, ameliyat olacak olur, bir şey olacak, götürürsün, kendin verirsin. Onu kimse duymaz. Ama millete de dersin ki onlara yardımcı olur musun, kendin verdim demeden. Yani yardımcı olur musun, gene insanlara da söylersin yani bu şekilde. Çoğunlukla vazgeçemeyeceğimiz değerlerimiz, vatanımız, milletimiz, bayrağımız, ilkelerimiz, sevdiklerimiz ve ailelerimiz. Bir sonraki Halkın Sesi programında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.